ben Ezdim Atık. Ne haber yavrum? Kim? Beni arayan kim? Benim Samet. Oğlum tanıt diyorum kendini. Sonra bana diyorsun ki abi beni bilmem ne. Tanıt ben unutuyorum. Mikrofon kayıt. Bir dakika. Bir de ben alacağım abi. Tamam. Evet. Şu şeylerden alamıyor muyuz biz o politikacılar da oluyor ya, kule yapıyorsun. Eskiden top şeyler Süleyman Demirel falan böyle konuşurdu. Efendim hemen merhabalar dedik. Bir doğulu müzik. Prodüksiyonu diyelim. Sakinlerle çok özel bir anlaşma ve albüm geliyor. İlk 5 şarkısı da bugün itibariyle çıkıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Kenan Bey sizden başlayalım patron olarak. Çok estağfurullah. Biz öyle değil. Biz de sanatçı patron her zaman. Biz çok heyecanlıyız. Söylediklerini tekrarlamak isterim aslında. Ben Sakinlerin hayranıyım. Yıllardır yaptıkları işlerle çok gurur duyuyorum. Çünkü çok eski arkadaşlarım, eski kardeşlerim aynı zamanda. Hasan'la ilk tanıştığımızda daha 15 yaşındaydı. Şimdi 18 oldu. 3 sene dile kolay. Onları takip ederken böyle bir fikir geldi aklımıza. Acaba nasıl bakarlar dedik. Onlar da çok heyecanlandılar. 5 şarkıdan oluşan üçlü, 3 basamaklı diyelim, 3 adımlı bir proje bu. İlki bu akşam, bu gece. Saat 12'de bütün müzik platformlarında olacak. Harika şarkılar seçtik. Hem Sakiler hayranları hem Kenan Doğulu dinleyicileri bu şarkıları değişik sahiplenecektir diye düşünüyoruz. Ben çok keyifliyim, çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel aranjmanlar oldu. Harika performanslar oldu. Stüdyoda çok güzel zaman geçirdik. Hem çok eğleniyoruz hem de çok başarılı bir iş yapacağız. Kardeşlerime, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Kenan Doğulu şarkıları dedik, 15 şarkı dedik ama bu şarkı seçimleri nasıl oldu efendim? Valla saatler süren dinlemeler, 500'e yakın şarkı içinden acaba hangisi, şu mu, bu mu, işte bunu şu söylemişti, şunu bu yapmıştı, bu zaman şu olmuştu, bunun caz versiyonu var, onun rock versiyonu var, bunu acaba şöyle mi yapsak, şunu böyle mi çalsak falan diye hepimiz ortak düşünerek, ekibi arkadaşlarımızla, menajerlerimizle birlikte bir araya kafa kafaya vererek, ince eleyerek, sık dokuyarak şimdilik 15 diyelim. Şimdi 15'te ne durdurdu acaba? 5 şarkıda bildiğimiz kadarıyla Kenan Doğulu'yu duyamıyorduk ama sadece sizin için de özel olan bir şarkı var ki 2002 yılındaki Aşkım Aşkım şarkısı. Evet. Orada da siz aslında bir düette göreceğiz efendim. Bunu aslında sürpriz olsun istiyorduk. Teşekkür ediyoruz. Bozdun için. Ben normalde hiç söylemeyecektim ama stüdyoda çok keyifli olduğumuz bir anda bir giri vermiş oldum. Çıkaramadık. Her zamanki gibi mikrofonu alınca. Orayı da söylemiş oldum. Çocuklar da dediler ki kalsın mı abi filan. Ben de tamam siz istiyorsanız kalsın. Öyle bir anımız da olmuş oldu. Bizim için tabii ölümsüzleşmiş oluyor dostluğumuz ve işbirliğimiz. Böyle bir şey yaptığın zaman çünkü artık 3 sene 5 sene değil dijital dünyanın etkisiyle bu yüzyıllar süren bir aile oluşumuna dönüşüyor. Şarkılarımı başkaları söylediği zaman kendimi çok keyifli ve iyi hissediyorum. Değişik yorumlar olduğu zaman. Özellikle Sakinlerin yorumlarını duyduğunuz zaman zaten anlayacaksınız. Yüzyıllar boyu dinlenecek bence müzik dünyasına güzel bir anı bırakmış olduk. Pop müziğin biraz fantastik, biraz arabesk, biraz nasıl söyleyeyim size, eksperimental hali birleşince ortaya çok güzel bir iş çıktı. Mutluluklar ve müjdeler olsun. Evet Hasan Bey, sizden de devam edelim. Herkes Kenan Doğulu'ya hayran, Kenan Doğulu da size hayran. Neler söyleyeceksiniz? Ya biz öncelikle ne kadar kıymetli şarkılar aldığımızın farkındayız. Ve ona göre güzel de çalıştık. Çok güzel çalıştık. Çok da biz de çok güzel emekler verdik. Gerek müzisyen arkadaşlarımız, müzisyen kardeşlerimiz o kadar güzel destek oldu ki inşallah bu projenin altından kıymetli şekilde, en güzel anladım şekilde anlamızın hakkıyla çıktık diye düşünüyoruz artık. Biz de huzurlarınızda Kenan abiye çok çok teşekkür ediyoruz tabii ki de. Aslında bu projenin biraz da oluşumunu konuşalım. Teklif nasıl geldi, nasıl karar verildi? 15 şarkı dendi ama Kenan Bey'in anladığımız kadarıyla 15'in üzerine çıkacak bu proje. Patron çıldırdı mı? Biz
Bergama konserine çıkıyorduk değil mi? Ben bir de ben Bergamalıyım. Tam böyle kendi hemşerilerimin karşısına çıkacağım. Kenan abi ne zaman söylüyoruz oğlum Sakiler Kenan Doğulu söylüyor. Ne zaman yapıyoruz dediğinde ben hemşerilerime hiçbir şarkıyı doğru düzgün okuyamadım onun yüzüne heyecandan. Bir yıl çok da telefonlaşamadık ama bir yıl içinde o kadar güzel çalışmışlar ki hangi şarkılar Sakilere uygun olur, bizim aranjelerimize, benim ağzıma hangi şarkılar yakışır nokta atışı yapmışlar. Çoğu şarkıyı da onlar belirledi. Çok teşekkür ediyoruz tek tek. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Özellikle biz bir sürprizi mahvettik ama. Olsun ya. Aşkım Aşkım dedin. Aslında projede başka özel bir şarkı daha var. O da Kerem abi ilk defa hem Kenan abinin melodisi, müziği hem de babasının, sevgili Yurdar Hoca'nın melodisini bir şarkıda biz oluşturduk. Mutluluk için şarkısı var Yurdar Hoca'mızın. Onun bir anlamesiyle İncir'in Dökülere başına koyduk introsuna ve Kenan abinin İncir'in Dökülere'de birleştirdik. Evet, öyle tatlı, bir anımız var burada. Yani. Aslında Aşkım Aşkım'dan daha önemli bir şarkımız İncir'in Dökülere bence. Bana daha da, anlamlı. Bana da sürpriz oldu bu arada. Bana söylemeden yaptılar onu ve gözlerim doldu falan. Çok tatlıydı. Ben öyle bir... gözünüzü de fazla doldurmak istemiyorum. Hazır konu babanızdan da açılmışken Tanju Okan'ın evet, doğru. Saygı albümünde evet. Tanju Bey'e enstrümanla eşlik etmişti babanız. Siz de o şarkıyı okudunuz. Nasıl duygularda, nasıl hislerdi? Benim için çok enteresan tabii bu babamın beraber nefes alıp verdiği, beraber terlediği, para kazandığı abileri, arkadaşları, abileri, müzisyen arkadaşlarıyla olan ilişkileri beni hep çok motive etmiştir. Hep onu örnek almışımdır kendime çok. Çünkü arkasından konuşan insanlar o kadar iyi bahsettiler ki ondan, hep şöyle adamdı, böyle adamdı, şu kadar iyi kalpliydi, herkese destek olurdu, şu bu falan. Bana hep ışık oldu. Ben de öyle bir adam olmak hayaliyle büyüdüm. Onun için o yüzden onun melodilerinden bir tanesini bizim bugün artık hayata geçirdiğimiz bir şeyde duymak gerçekten beni çok duygulandı. Zaten ağlak bir insanın böyle soruları sormamışsın. Ağlar mısın bu şok Kenan'a gerçekten? Evet tabii. Yani sulu göz Kenan diye şeyim vardı. Bunun şakası mı olur abi? Sulu göz Kenan. Onu duymadım. Yani dizilerde, filmlerde daha var mısınız yoksa sadece böyle ailevi meseleler mi? Yok, ben her fırsatta böyle hemen çabuk ağlayanlardanım gerçekten. Çok en son ne zaman ağladın? Hızlıca duygulanıyorum. Dün mesela ağladım. Bu böyle üzüntüden ağlamak değil. Mesela işte o kabiliyet yarışmaları falan var ya, orada bir güzel şarkı söylediği zaman da ağlıyorum yani. Birazdan da ağlayacağız o zaman. Biraz kesin ağlayacağız. Biraz sonra rakımızı içip bir gözyaşı. Ağlamaya geldik böyle dedi. Ağlamaya geldim. Ağlamaya. Vallahi çok heyecanlıyız. Çok güzel bir proje oldu. Ben de huzurlarınızda Kenan abiye çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bir proje. İnşallah devamı da daha güzel olur. İnşallah. İnşallah. Nicelerine diyelim. Son dönemde Duygu Soylu'nun söylediği bir şarkı var benim son bestelerimden aslında. İncilerin Dökülür. O bu albümün aslında gizli sürprizlerinden bir tanesi. Onu mesela en son dün gece ağlamamın sebeplerinden bir tanesi de oydu. Onu tekrar dinledim çünkü bugün burada yaşayacaklarımızı önden planlamak kafamda için gözyaşlarımı tutamadım yani. İnşallah herkes çok sevdi. İncilerim dökülür dediniz efendim. Boynunuza da astınız o gözyaşlarınızın eseri mi diyelim o yüzden. Güzel sevdi. Allah! Olmaz! Bu bize yapılmaz değil. Benim bizim şirketimizin artist ve repertuarlarından sorumlu Erim Özçen arkadaşım var. Bu proje ilk onun aklına geldi. Aslında fikir babası odur. Dedi ki abi ne dersin böyle bir şeye? Dedim ki süper fikir abi, yapalım. Tabii çok seviyorum ben onları zaten filan diye hareketlenmiş olduk. Huzurlarınızda bütün arkadaşlarımıza, Mert'e de ayrıca, bütün çalışanlara, bütün emekçilere çok teşekkür etmek istiyorum. Son olarak da efendim Sakilerle başlayan bir proje ama daha sonrasında başka sanatçılarla da veya yapmak istediğiniz gruplarda var mı? Hayır, izin vermeyiz. Bu nasıl soru ya? Grup mu ben? Bunlar mafya, öyle bir şey yok. Yok, öyle bir niyetimiz yok. Bu özel bir proje. Önümüzdeki yıllarda yine tabii beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz artık bir sürü proje var kafamda. Hatta bazıları şu anda kaynıyor da. En çok heyecan vericilerinden bir tanesi. İhtimaller iki çıkıyor zaten önümüzdeki günlerde. Hasret şarkısını konuşuyorduk. Evet. İskender Paydaş'ın aranjmanıydı. O da geçtiğimiz hafta çıktı. Çok orijinaline sadık kalınarak yapılmış bir aranjman. Ben böyle kendimi anlatıyor gibi olmak istemiyorum. Ama ihtimaller 2 Ocak ayında çıkıyor. Sonrasında da bir senfoni projemiz var. Şu anda onlara çok konsantreyim. 2025 tamamıyla Kenan Doğulu yılı diyebilir misin? Diyelim olur. Ben herkesin yılı olsun. 2025 çok güzel geçsin. Yani dünya bu hale gelmişken 25 için güzel umutlar söyleyebiliyorsan ne güzel kardeşim sana. Güzel. Sen de polyanacılık her zaman sevdiğimiz bir yani durum. O zaman efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Fotoğraf, evet. Detaylı fotoğraf ben şunu alalım şuradan.
Çok teşekkür ederim. Evet abi.